Üniversite öğrencilerinin kredi borçları haftalardır polemik konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli kararı bizzat açıkladı. 3 milyon 157 bin gencimizin sorununu kökten çözüyoruz dedi. Öğrenim kredilerinden faiz ve enflasyon farkı alınmayacak. Yalnızca ana para ödemesi yapılacak. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız? Bunu ortaya koy. Enflasyonla mücadele, üniversite öğrencilerinin 5,5 milyar liraya ulaşan kredi borçları. Cumhurbaşkanı yine kritik başlıklarla topladı kabineyi. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Önümüzdeki Şubat, Mart ayları ile birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Katlanan KYK borçları son dönemin kanayan yarası. Erdoğan'ın gençlerimizi enflasyona ezdirmeyiz açıklaması sonrası seçenekli çözüm formülleri masadaydı. Müjdeyi bizzat açıkladı. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Dış politikadaki gelişmeler de mercek altındaydı. Teröristleri iade etmemek için ayak direyen Finlandiya ve İsveç'e sözü getirdi. Gerekli adımlar atılmazsa NATO üyelik sürecini dondururuz dedi. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.